Selam millet. Bu videoda dizi karakterlerini slider ve kart yapısı kullanarak şöyle bir efekte tabi tutacağız. Her kartın kendi resmi, başlığı, açıklaması ve see more butonu var. See bu arada dizinin adı. Oradan bir kelime oyunu yaptım. Ve ileri geri gittiğimizde farklı efektler bizi karşılıyor. Hadi gelin bakalım nasıl yapılıyormuş bu. Evet. Böyle bir proje yapmak için bizde iki tane şey gerekiyor. CDN sitesine giriş yaparsak burada font awesome diyelim. 641 olması gerekiyor bunun. Bakın. 64 de olur. Yani. En üstteki kodu kopyalıyoruz. Hatta direkt link tagini alalım. Ve bunu şuraya yapıştırdık. Böylece ne yapmış olduk? Font awesome'ı import ettik projemize. Hatta bakalım bir çalışıyor mu? I nokta fa nokta fa pen diyelim, bir kalem gelsin ekrana. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyormuş. Burayı sildim. Projemize container'la başlıyoruz. Çünkü bunların hepsini kapsayacak bir şey olması lazım. Nokta container. Container'a slide. Çünkü bunun slide olması lazım aynı zamanda. Ve sırasıyla item. Item content'i. Content'in name'i, açıklaması ve butonumuz. Buna yine seymour'umuzu verelim direkt. Tamamdır. Resimden başlayalım. Şimdi bizim mantık olarak resimlere koymamız gerekiyor. Bir item'ımız var. Item'da content'imiz var. O zaman item divine geldik ve dedik ki style background image. Çünkü arka planı böyle vereceğiz. URL'e URL'lerimizin konumu şöyle göstereyim. Image diye bir klasör var. Bunun içinde resimleri şöyle aktarmışım. Gördüğünüz gibi. Ve hepsine 1, 2, 3, 4 diye isim vermişim. Kapattım burayı. İndekse geldim. Hatta şöyle bırakalım. Benim linkimin adı ne? Yani şu an bulunduğum yer neresi? Nokta. Nereye gitmek istiyorum? Image'in içine. Image'deki birinci ögeyi al. Arka plana geldi gördüğünüz gibi. Resmimiz tamam. Şimdi isim girelim. Bu karakterin ismi Baba Wolf. Yani şu karakter. Baba Wolf dedik. Açıklama kısmında ben şöyle bir şey yaptım. ChatGPT'ye dedim ki C dizisindeki karakterler hakkında açıklamalar yaz. Ve şöyle açıklamalar yazdı. Bunları aktaralım direkt. Siz kendi dizinizdeki karakterleri aynı şekilde aktarabilirsiniz veya kendiniz yazabilirsiniz. Description bu olsun. Seymour'umuz zaten var. Şimdi temel olarak item bu şekilde. Şimdi yapmamız gereken tek şey bunu klonlamak. Kart yapımız bitti. Hatta C'ye vurgu yapalım. Gel böylece. Seni buraya aldık. Seymour, aynen. Şu tikleri de tırnakları da kaldırılmakta. Daha bir sade görünür. Buradaki itemları çoğaltalım. Sadece bir karakterle olmuyor bu iş çünkü. 4 tane karakter gerekiyor bize. Bunları tek tek düzenleyelim. Image 2. Image 3. Image 4. Buradaki isimleri değiştireceğiz. İkinci kişi, yani ikinci resim neydi bakalım hemen. Paris, Kane ve Jun. Okey. Paris diyelim. Kraliçe, Kane diyelim. Ve tam aktif Jun diyelim şöyle. Burayı hızlandıracağım. Böylece HTML kısmını bitirmiş olduk. CSS'e geçiyoruz. Klasik olarak margin padding'i sıfırladım ve border box yaptım. Body'ye geçelim. Body'nin rengi 888 olsa 9 olsun. Biraz daha böyle açığa yakın bir renk. Ve taşmayı da engelleyelim. Container'ımıza geliyoruz. Position'ı absolute olacak. Top değeri %50. Left değeri %50. Ve bunu tam merkeze getirmek için transform translate eksi %50 ve bunun x'i y'sini verdik. Şu an tam merkezdeler. Genişlik yükseklik vereceğiz. Ekranı %100 yapalım. Düzgün görünsün. Arka plan rengine
Test rengi yapalım, yani kırmızı yapalım. Çünkü burası zaten görünmeyecek. Gerektiği zaman sileriz. Container'ın slide item'ını ayarlayalım şimdi. Yani şu kartların her birini düzenleyeceğim. Genişlik 200, yükseklik 300. Position absolute. Üsttekini alıyoruz ama burada sadece tek bir ekseni düzelteceğiz. Left'i sildik. X, Y olduğu için en baştaki kısımda sildik. 0, %50. Tamamdır. Background position %50, %50. Şu an kartın içindeki resmi ortalıyoruz. Background size'ını cover yapıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha netleşti resim. Ve display'in de inline block yapıyoruz. Hem inline hem block özellikleri taşısın yani. Tepki süresinde nokta 4 yapalım. Biraz daha böyle yavaş gelsin. Bizim bu slide item'larımız hangi sırada ve nasıl görünecek? Native Child 1 ve bunun ikisi şöyle görünsün. Top 0, left 0. Transform'unu translate yapıyoruz. Ve buna 0 0 diyoruz. Burada radius başta olmasın. Yani şu anki yaptığımız işlem de item'in içindeki resmin bütün etrafa yayılmasını sağlamak. O yüzden genişliğini %100, yüksekliğini de %100 yapıyoruz. Şu an istediğimize yaklaştık. Slide'ın item'ındaki üçüncü değere geldik şimdi. Buna da left'ten %70 ilerlesin diyelim. Bir tanesi böyle olsun. Diğeri de yani dördüncü ögemiz %70 ama şöyle bir %70 olacak bu. Sildik buraya. %70 artı 250 piksel. Yani birinin direkt çıktısı olarak görünecek yanında. Şimdi item'ın içeriğine geçiyoruz. Item nokta content diyelim. Bu isimde bir content'imiz aynen varmış. Position tekrar absolute. Top %50. Left'ten 100 piksel gelsin. Yani şu kısmı ayarlıyoruz şu an. Başlık ve açıklamayı. Ve genişliği de 300 piksel olsun. Text align'ı left olsun. Color'ını E yapalım. Beyaz görünecek çünkü. Transform'un yine translate'ine geldik ve sıfıra %50 diyelim. Font family'de sistem UI olsun. Aşağı geldik. Hatta şunlara hiç gerek yok biliyor musun ya? Otomatik tamlama yaptın ama gerçekten lazım değildi. Display'inden yapacağız. Çünkü şu an görmemeleri lazım bunu. Content name'e geldik. Şimdi tek tek bunların içeriğini düzenleyeceğiz. Bu kısımları seslendirmeyeceğim. Zaten ekranda görüyorsunuz. Evet. Sırasıyla name, description ve buton özelliklerini değiştirdik. Ve bunların hepsini slider animasyonunu verdik. Şimdi gelin beraber bu animasyonu yapalım. Set keyframes slider. Nereden başlasın? Nereye gitsin? Opacity 0. Sıfırdan başla. Transform'un translate'ini 0 ve 100 piksel konumuna götür. Ve filter'ı buluru 0 olsun başta. Buradan buraya git. To opacity 1 translate 0 ve blur cinsi de burası 0, üst taraf 30 piksel olacaktı. Bir yanlışlık olmuş. Şu an hala bir şey görünmüyor çünkü saydam renkliler henüz. Genel hatlarıyla CSS'i bitirdik aslında ama bir şey daha eklememiz lazım. Yönlendirmesi için ileri ve geri tuşları ekleyeceğiz. Geldik. Container'ımız içinde, slider'ın içinde
Itemlardan sonra, şunları tek tek kapatıyorum. Itemlardan sonraki yere geldik ve dedik ki button group diyelim. Ve buraya iki tane buton ekleyeceğiz. Button prev diyelim. Alttaki de button next olsun. Ve bunların içine bir ikon ekleyelim. I, fa arrow left olsun. Diye de right olacak zaten. Şimdi buton grubu düzenleyelim. Buton grup sınıfını. Geldik şuraya. Genişliği %100 olsun. Bütün ekranı kaplasın. Konumu center'da olsun. Position'a absolute olsun. Ve alt taraftan 20 piksellik bir yükseltiye sahip olsun. Gördüğünüz gibi butonlarımız geldi. Böylece. Şurayı biraz daha açabiliriz hatta. Çünkü şu an CSS yazıyoruz. Button grubun içindeki butonları düzenliyoruz. Genişliğini ve şu mouse'u yukarı çekeyim. Genişliği ve yüksekliği 50 piksel olacak. Border radius'u sonradan vereceğiz. O yüzden orası kalıyor. Font size'ını 25 piksel yapsak idare eder. Border olmasın ve cursor'da pointer olsun. Aralarındaki boşluğu ayarlayalım. 0'a 10 piksel diyelim mesela. Ve transition'a tepki süresi 0.3 olsun. Biraz daha böyle dinamik ve hızlı geldi. Bu button'ların sağını ve solunu ayarlayalım. Buraya kopyaladık. Buna da next dedik. Üst taraftakinin border'ı border top. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu kısım böyle kavisli olsun. Diğer kısım da bu taraftan kavisli olsun. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Border top left ve border bottom left ayarlayacağız. O zaman geldim. Border top left dedim. 20 piksel diyelim. Aynı şekilde bottom left'ini ayarladım. Niye olmadı? Çünkü butonun içinde prev olmadığından dolayı şurayı silmemiz gerekiyor. Button grubun içindeki prev'e git ve next'e git. Tamamdır. Bu kısım okey. Diğer kısmı yapalım şimdi. Burada ne yapmamız gerekiyor? İkisi de aynı oldu. Border, top right ve border, bottom right. O zaman geldim. Şu left'lerin ikisini de right yapınca sorun çözülecektir. Gördüğünüz gibi. Ama boşluk biraz fazla olmuş. Şunu bir 3 piksel yapsak. Yani daha tatlı durur. Ve bunların hover'ını ayarlayalım şimdi. Button group içindeki butonlar. Hover'a git. Üstüne gelince arka plan rengi siyah olsun. Background color 0. Şöylece. Ve içindeki rengi de beyaz olsun. Tepki süresini biraz arttıralım. 6 olsa mesela çok mu yavaş olur? Yo, gayet güzel oldu bence. Butonlar güzel. Tamamdır, gayet güzel. Şimdi HTML ve CSS işimiz bitti. JavaScript kısmına geçeceğiz. Hadi gelin bakalım. Bu kısmı genişletelim şöyle. Görüntülü bir ihtiyacımız yok şu an. Sadece kod yazacağız. Olayımız ne? Bir düşünelim. İleri ve geri tuşlarına bastığım anda buradaki görüntü yana kaysın ve genişlesin. Diğer tarafı bastığım anda da bütün görüntü küçülsün ve buraya gelsin. Aynı zamanda bunlar sağ sola konumlansın. O zaman ilk başta const next diyelim ve dokümentten objemizi seçelim. Nokta next. Aynı şekilde şuralara da prev diyelim. Önceki buton anlamında. Next butonuna basınca ne olsun? Next nokta event hangi eylem? Click eylemini. Ne olacak? Bir fonksiyon çalışacak. Hangi fonksiyon? Belirleyelim şimdi. Let items eşittir. Dokümentin içindeki query selector'ların hepsini al. Hangi itemler? Nokta item. Değil mi? Yani bizim şuradaki itemlerimiz.
Devam ediyoruz. Document, Query Selector, Slide'ı aldık. Ve buna Apple Child diyoruz. Items'dan sıfırdan başlasın. Aynı şekilde geri gitme tuşunu da ayarlayalım. Hatta bakalım çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Ama şuradaki ögeler bir sıkıntı olmuş, onu çözeriz. Bir arka plan renginde şimdi beyaz yapabiliriz. Biraz daha beyazımsı bir renk. Ve de olsun. Bakalım nasıl görünüyor. Arka planda da siyah olduğu için, butonlar da beyaz olduğu için aslında biraz karışıyor gibi. Bunu biz gri yapalım en iyisi. Gri için 555 idealdir. Güzel. Ha, çok sırıtma en azından önceki gibi. Şu tamak dejun niye o tarafa gitti ama? Bakalım bir. Item 1, 2, 3, 4, 70, 72, 150. Bir replik var orada, bir saniye. Ha, çünkü biz şöyle bir şey yapmayı unutmuşuz. Slide'ın içindeki item 2'ye gel. Ve bunun content'ini display block yap. Şimdi yazılarımız geldi. Tamak değil, o tarafı alırsak içimiz bitiyor gibi. Onun için de aslında bunun böyle olmasının sebebi next'in bir sonraki yere gitmesi. Yani previous'la yaparsak bu sorun kendi çözülecektir. O yüzden geldim. Acele etmeden kodum bitirmeye başladım. Previous'a gel. Tıklayınca bu sefer sıfıra gitmesin. Nereye gitsin biliyor musunuz? Item'ın uzunluğundan bir eksiğine gitsin. Ve biz burada append child değil de başka bir şey kullanacağız. Prepend kullanacağız. Evet, kodlarımız bitti. Bakalım çalışıyor mu gerçekten? İleri tuşu Paris, Şamanize'yi taşıyan Queen Kane, Tamak Dijon ve Bababoz. Geri gidince aynı şekilde minik minik küçülüyor. Ama ben buna birkaç değişim yapmak istiyorum. Böyle çok sırıtıyor. Python'lara bir border radius verelim. Daha tatlı duracaktır bence. Border radius 20 piksel diyelim. Hatta tam ekran yapalım şunu. Daha bir net görürüz her şeyi. Evet, çalışmamız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.